İsrail'in Hayfa kentindeki teknoloji enstitüsünde çalışan iki fizikçi bilim insanı 200 yıldır çözülmeye çalışan 3 cisim problemini çözmeye başardı. 3 gezegen arasındaki yer çekimi hareketlerine geçmeden önce 2 gezegen arasındaki yer çekimi hareketlerine bakalım. Yer çekimi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Tüm evren kütle çekim kuvveti yasasına göre kurulmuştur ve eğer yer çekimi kuvvetinde bir azalma söz konusu olursa bütün düzen bozulmuş olur. Yıldızların kayıp birbiriyle çarpışması ve dünyanın güneşe yaklaşması onların başında gelir. Ünlü bilim adamı Isaac Newton ile beraber anılan kütle çekimi kuvveti onun içerisinde yer çekimi olarak bilinmektedir. Diğer kuvvetlere bakıldığında daha az kuvvete sahip olan kütle çekim kuvvetinin görevi büyük bir kütle parçalarının birbirlerini çekmesini sağlamaktadır. Evrende bulunan galaksiler ve yıldızlar daima birbirlerinin yörüngelerinde kalır. Bu durumun sebebi kütle çekim kuvveti yani yer çekimidir. Diğer tüm gezegenlerin ve dünyanın güneşe yaklaşmadan belirli bir yörüngede gezinmesini de sağlar. İnsanlar da dahil tüm canlılar yer çekimi kuvveti sayesinde kütleler üzerinde oturabilir ve yürüyebilirler. Yer çekimi kuvvetinde herhangi bir bozulma yaşanması durumunda tüm dengeler bozulur. Yer çekimi kuvvetinde bir azalma gerçekleşirse dünya yörüngesinden ayrılır. Yıldızlar kayar ve canlılar da uzay boşluğuna dağılmış olur. Yer çekimi kuvvetinde bir artış gerçekleşirse dünya güneşe yapışır, yıldızlar birbiriyle çarpışır, canlılar da yer kabuğunun içine girer. Bu varsayımlar imkansız gibi görünse de olması yüksek ihtimaller durumundadır. Bu durumların gerçekleşebilmesi için yer çekimi kuvvetinde çok az da olsa artış ya da azalış olması yeterlidir. Isaac Newton, yer çekimi kuvvetini bulan ilk isim olarak Principia adını verdiği kitapta 1687 yılında bu yasayı duyurmuştu. Isaac Newton, iki cisim arasında oluşan bir çekim gücünün varlığından ve kütlelerin büyüklüğüyle bu gücün doğru orantılı olduğunu açıklayarak yer çekiminin nasıl oluştuğundan bahseder. Kütlelerin aralarındaki mesafenin karesiyle kuvvetin gücü de ters orantıdadır. Yani çekim gücü kütlelerin arasındaki mesafe arttıkça azalacaktır, büyüklükleri arttıkça artacaktır. Bu basit denkleme göre dünya üzerinde bulunan her kütleyi kendi merkezine doğru çeken güçlü bir kuvvete sahiptir. 1916 yılında Albert Einstein, Newton'u açıkladığı genel görelilik teorisinde de desteklemiştir. Yer çekimi üzerine çalışmalar yapmış olan ünlü fizikçi Michel Danton, yer çekiminin kuvvetinin değişmesi durumunda olabileceklere çıkardığı kitabında detaylıca yer vermiştir. Bu çözüm, Güneş sistemindeki gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin tahminlere ışık tutmaya yardımcı olacaktır. Bilim adamları, 10 yıllardır Güneş sistemindeki gezegenlerin yerlerini araştırıyorlar. Edinen bilgiye göre herhangi iki gezegenin yer çekimi kuvvetine bağlı hareketlerini anlamak için kullanılan denklemlerin çözümleri zaten mevcuttur. Ancak 3 veya daha fazla gezegenin yer çekimini hesaplamaya içeren 3 cisim problemini çözmek uzun zaman almıştır. Problem, kütle parçacıklarının karşılıklı yer çekimi etkileşiminin 3 noktasındaki hareket tanımla. Örneğin Ay, Güneş ve Dünya arasındaki benzer bir yer çekimi sorunu vardır. Kafa karıştırıcı teorinin temeli olan bir problem, 200 yıllık bu problemdir. İsrail'li Hakai Perez ve doktora mezunu Berek Yino konuya odaklanmışlardı. İki araştırması, 3 gezegen arasındaki her etkileşim için hareket olasılığını hesapladılar. Bilim adamları, olası her sonucun nihai olasılıklarının matematiksel rastgele yürüme yöntemiyle birleştiği sonucuna vardılar. Çözüm sayesinde Güneş, Dünya ve Ay arasındaki yer çekimi ilişkisi daha detaylı anlaşılacaktır. İsrail araştırmacılar daha önce 3 cisim probleminin çözüldüğünü iddia etmişlerdir. Birkaç yıl önce Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Dr. Nicholas Stone ve Profesör Barak Kol Stone'un cevabını yayınladılar. Ancak Profesör Perez'e göre Stone ve Kol'un yöntemi daha düşük bir sapma oranı sağlarken 3 cisim dağılmadan önceki durumunu açıklamamaktadır. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip ve beğenmeyi unutmayın.